Tabii. Beklediğimiz bir maç oldu. Fenerbahçeli çok iyi analiz etmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. İstediğimiz planı, çizdiğimiz planı sahaya yansıttık ve kendi elimizdeki kaliteler, kendi elimizdeki mevcut oyuncularımızla çok güzel 70 dakikalık bir maç yaptık. Ve güzel bir golden 1-0 öne geçtik. Şeyin çok hatasından. Pardon, telefonla konuşmazsak sevinirim. Çok pardon. Telefonla dışarıda konuşursak seviniriz. Etkileniyoruz çünkü. Tamam. Buyurun hocam, devam edelim. Ve 2-0 atabilirdik. Atlan golü bulsaydı maç bitecekti. O golü bulamadık. Ama oyun tabii bazı anları var. Bu anları doğru kullanmak lazım. Bir hücumda dediğim gibi Atlan'ın pozisyonu. Ve ikincisi savunmada da kullanmak lazım. Son 10 dakika uzatmada da bir iki hata yapınca doğru savunamazsan, pozisyonu doğru alamazsan goller yersin. Bunu kendimize yazmamız gerekiyor. Elimizde yaptığımız maçtan kazanabilirdik, maçı kazanabilirdik. Bence çocuklar, oyuncularımız çok iyi mücadele verdi, çok iyi emek verdi sahanın üzerinde. Ama hatalarımız cezalandırıldı ve iki aynı goldan çizgi üstünden iki tane aynı gol yedik. Bunu biz tabii ki çok üzdü bizi. Bir konuya girmek istiyorum. İki yıldır ben bu güzel memleketimde çalışıyorum. Futbol sayesinde çalışıyorum. Ve çok mutluyum. Gerçekten söylemek istiyorum. Hayat boyunca Almanya'da büyümüşüm, yetişmişim. Ama ben İstanbul doğumluyum ve çok güzel bir devletimize, memleketinizde ben bu imkanı bulduğum için çok mutluyum. Futbolu da çok seviyorum. Hayat boyunca futbol içindeyim. 20-25 yıldır profesyonel çalışıyorum. Ve tek bir şey fark ettim ben. Bizim Türkiye'de futbolda en çok konuşulan, en çok bahsedilen farklı konular var. Futbol üzerinden teknik, taktik, pozisyon, hareketlikten, pozisyon oyunlarından konuşacağımıza çok farklı konular girilir. Bir gün bakarsam ilk yarıda Ömer'e basılan bir pozisyon var. Kırmızı kart verilebilir. İstemiyorum ben öyle bir şey ama gerçek bu. Biz 10 tane sarı kart yemişiz. Onun ikisi de sarı kırmızı. 70'te yediğimiz Ahmet'e sarı kırmızı kartı gene baksak hak etmediği düşünüyorum. Vermemek lazım. Bu pozisyonda orta sahada adamlar da var orada. Gereksiz. Bu maçlarda yapmamak lazım öyle şeyler. Onun için bazı konuda şaşıyorum. Çok güzel bir futbol mesleğimiz var. Daha çok teknik, taktik konuşulacağımıza farklı konular açılıyor. Yazık oluyor bence. Ama yine de Fenerbahçe'ye çok çok tebrik etmek lazım. Mücadele verdiler. Sonuna kadar hiç hedeflerinden ayrılmadılar. Onun için Fenerbahçe'ye tebrikler. Bizim oyuncularımız da tebrik etmem lazım. Çok güzel mücadele verdi. Çok teşekkürler size. Böyle diyeyim. Belki tabii düşünüyorsunuz oyuncularımızı, hangi oyuncularımız var, kim koyabiliriz, hangi hamlelerimiz var. Gördüğünüz gibi Atlan'ı kovduk, çok güzel bir pozisyonla ikinci golü bulabilecektik. Onu atsaydık maçı bitirmiş olacaktı. Onun için bence o hamlede doğru yaptık. Ama genelinde tabii yani 70'ten sonra Fenerbahçe'ye karşı o baskılan 10 kişiden savunmana gerekiyor. Orada tabii hatalar da olabilir. Ama takım olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bizim oyuncularımız gerçekten çok büyük emek bu maça verdi. Onun için en az bir puan olsaydı bir galibiyet bile almak isterdik bugün.